Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, ormanlardan sorumlu Bakan Hüseyin Çavuşkelle'ye ifade ettiğim bu konuşma bir çam kese böceği konuşması değildir. Dolayısıyla kendisini cevap için zorlamasına gerek yoktur. Ama elbette bu ülkenin sayısız yakıcı sorunlarından bir tanesi de çam kese böceği sorunudur. Çam kese böceği sorunundan çok kısa söz etmek gerekirse, çam kese böceğinin varlığı tespit edildikten hemen sonra bir mücadele programı oluşturulmalı. Bu mücadele programı elbette biyolojik mücadele şeklinde olmalı. Yani herhangi bir kimyasal kullanımıyla çam kese böceğini yok edeceğim deyip doğanın tamamını tahrip edecek bir mücadele yöntemi elbette benimsenmemeli. Ve 5 yıl sürecek kesintisiz bir mücadele sonucunda mücadelenin yürütüldüğü alanda çam kese böceği sorunundan kurtulmak mümkün. Altını çizdiğim nokta, mücadelenin yürütüldüğü alanda bu sorundan kurtulmanın mümkün olacağı. Bu ülkede son 5 yıldır çam kese böceği mücadelesi yürütülmemektedir. İlginçtir, 2019 yılındaki en son mücadele çabası, programı bizim görevde bulunduğumuz dönemde projelendirilmiş ve uygulanmıştı. Ve biz 2019 yılında görev devrettikten sonra bu hükümet ve buna benzer diğer hükümetler çam kese böceği mücadelesi konusunda herhangi bir ödenek öngörmemişler. Dolayısıyla herhangi bir fiili çaba söz konusu olmamış. Çam kese böceği mücadelenin yürütüldüğü ve başarıyla sonuçlandırıldığı alanlarda dahi eğer bugün yeniden görülüyor ve ormanlarımızı ciddi şekilde tehdit ediyorsa bu bataklığın kurutulmaması ve sivrisinekle mücadele etmeyi bir mücadele yöntemi olarak benimsemiş bir hükümetin varlığı nedeniyledir. Şimdi bu ülkede eğer çam kese böceği mücadelesi gibi bilimsel olarak belirlenmiş alanlarda 5 yıl boyunca kesintisiz sürdürülmesi gereken bir mücadele eğer yürütülmezse ne olur? Bundan önceki çabaların tamamı da heba olur. Bugün geldiğimiz nokta işte budur. Bilmeyenler için ifade etmek gerekiyor. Çam kese böceği ormanları yok etmez. Çam kese böceği ormanların yok olmasına imkan sağlayacak durumu hazırlar. Ve bünyesi çam kese böcekleri tarafından zayıflatılmış ağaçlar bir sonraki aşamada kabuk böceği istilasıyla baş başa kalır. Ve kabuk böceği istilası sonucu ağaçlar çam kese böceği nedeniyle kaybettikleri direnç nedeniyle kabuk böceğiyle hiç mücadele edemezler. Ve ağaçları kurutan şey kabuk böceği olur aslında. Şimdi bu hükümetin son 5 yıldır ulusal birlik tarafından kurulan bütün hükümetlerin bu ülkeyi getirdiği durumun aslında somut ifadesidir çam kese böceği sorunu. Çünkü bozulma bilerek ve isteyerek örgütlü bir biçimde sürdürülüyor. Ülke kaynakları tüketiliyor. Yasalar hilafına uygulama konusunda hükümet son derece istikrarlı bir duruş ortaya koyuyor. Ve hükümetin başkanı durumundaki Ünal Üstel bunun evet istikrar budur diye reklamını yapıyor ve günün sonunda çöküş, çürüme, kurumsallaşmış hale geliyor. Bugün geldiğimiz nokta işte tam da budur. Bu hükümet kendi halkına, kendi ülkesine aynen çam kese böceğinin yaptığı etkiyi yapıyor. Çam kese böceği gibi bir hükümetle karşı karşıyayız. Kurumlar itibarsızlaştırılıyor. Hükümet iradesiyle kurumları yönetmek üzere göreve getirilenler maalesef bozulmanın her türlüsünü yaşıyor ve yaşattıkları şey aslında kurunun yanında yanacak yaşları da mağdur ediyor. Parlamentoda da durum aynıdır. Parlamentoda da bazı milletvekillerine yönelik, bazı bakan milletvekillerine yönelik, bazı bakanlara yönelik dile gelen iddialar günün sonunda topyekün meclisin itibarının sorgulanmasına sebebiyet veriyor. Ve hükümet
bu ülkede yaşanan sorunların hiçbirine çözüm bulmak için en küçük bir gayret sarf etmediği için de günün sonunda yurttaş icraî faaliyeti meclisten bekler hale geliyor. Meclis bir icra makamı değildir. Güçler ayrılığı demokrasilerde temel prensiptir. Yasama, yürütme, yargı. Meclisin görevi yasamayla sınırlandırılmıştır. Yani idarenin, yani yürütmenin görevini yerine getirirken uyması gereken kuralları, taşıması gereken sorumluluğu ve bu sorumluluk sonucu oluşan yükümlülükleri meclis hazırlar ve yürürlüğe koyar. Ama onları yürütmek artık bir başka makamın, yani yürütmenin görevidir. Ama yürütmenin motivasyonu yönetmeye dair, fayda üretmeye dair, en azından kamusal fayda üretmeye dair olmadığı sürece de yurttaş kendini sahipsiz hisseder, topyekün siyaset kurumunu suçlamaya başlar. Bugün geldiğimiz nokta tam da böylesi bir durumdur. Hükümet makamlarının iradesiyle göreve getirilmiş olan bürokratların bir kısmının daha yolun en başında o göreve gelebilmek için şart olan diploma konusunda sahteciliğe başvurduğu tespit ediliyor. Bunlar yargıdaki süreçlerdir diyebilirsiniz. Bu konuda konuşmak gerekmiyor diyebilirsiniz. Ama en azından polisin yapmış olduğu somut bulguları, mahkeme huzurunda aktardığı tespitleri biz görmezden duymazdan gelme hakkına sahip değiliz. Hele hele yürütme bu hakka hiç sahip değildir. Dolayısıyla kamu düzeninin sağlanabilmesi için kamunun düzenli olması esastır. Kamu yönetiminin yasalara uygun, liyakata dayalı bir biçimde örgütlenmesi şarttır. Ama bugün geldiğimiz nokta tam bir keşmekeş. Devletin bütün kurumları itibarsızlaştırılmış vaziyettedir. Bırakınız siyasi makamların iradesi sonucu oluşan yapıları, sözde bağımsız kurumlar bile itibar sorunu yaşamakta ve kurumsal bir çöküş maalesef bugünün gerçeği haline gelmektedir. Ve bu konuda hükümet makamları bu konular yokmuş gibi hoyrat tavırlar sergilemeye devam ediyorlar. Bunu anlamanın imkanı yoktur. Bu konuda örneğin görev başındaki hükümetin başındaki Ünal Üstel hiç sorulmadan hükümetin bu konuda ne gibi tedbirler aldığını, hangi konularda adımlar atmaya niyet ettiğini gelip bu kürsüden izah etmeli. Bırakınız kendiliğinden konuşmayı, kendisine sorduğumuz sorulara dahi kamuya açık bir biçimde cesaretle cevap veremiyor. Ve ne yapıyor? Örneğin ana muhalefet başkanı Sayın Tufan Erhürman'ın konuşmalarının ardından onun konuşmaları porsiyonlara ayrılıyor ve hangi bakanın hissesi ne kadarsa o konuşmalar içerisinde çıkıp dallı güllü yanıtlar veriliyor. Hükümetin bir bütünlük arz ettiğinin göstergesi başbakanın, başbakan sıfatı taşıyan kişinin onun muhalefetteki muadiline dört başı mamur cevaplar verebilecek cesareti göstermesinden geçer. Bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Çünkü ortada bırakınız bütünlüğü aslında bir merak dahi söz konusu değil. Ne olup bittiğine dair bir merak dahi söz konusu değil. Bakınız, bu ülkenin yüksek öğrenim adası olduğuna dair bir slogan üretildi. Bu ülkedeki yüksek öğrenim kurumlarının itibarının artırılması, geliştirilmesi, pekiştirilmesi konusunda bir de bağımsız denetim organı oluşturuldu. Geldiğimiz nokta bağımsız denetim organında yozlaşmanın kurumsallaşmaya doğru gittiğine ilişkindir. Görev başındaki başkanla alakalı makamından ötürü kişisel çıkar elde etme, rüşvet kabul etme iddiası şu anda mahkeme huzurundadır. O başkanın diplomasıyla ilgili şaibe iddiası dile getiren bir önceki dönem YÖDAK üyesi olan bir profesör birlikte görev yaptıkları dönemde rüşvet almakla itham ediliyor. Bir önceki dönem görev başında olan ve rüşvet aldığına dair iddialar olan profesör görev başındaki başkanın lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddiayla kamuoyunu aylardır meşgul ediyor. Böylesine bir yapı bu konuda
irade sahibi olanların seyretmekle yetineceği bir yapı değildir. Ersin Tatar bugün YÖDAK'ın başındaki kişinin atanmasından doğrudan sorumludur. Ve bu konuyu es geçme hakkına sahip değildir. Çünkü Turgay Avcı Ersin Tatar'ın kefaletiyle görev başındadır. Ersin Tatar göreve getirdiği o kişinin her şeyine kefil olmuştur. Ve an itibariyle bu kefalet devam etmektedir. Peki sormak gerekir. Yürütmenin bir parçası addedilen ve yürütmeye dair yetkiler kullanan Cumhurbaşkanı bu konuda sahip olduğu yetkilerin ve altında olduğu sorumlulukların farkındaymış gibi davranıyor mu? Hayır, davranmıyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan kişi deyim yerindeyse bir turist gibi bu ülkede yaşıyor. 2 gün burada, 5 gün yurt dışında. Yurt dışında olduğu sürece yaptıklarının bu ülkenin ihtiyaçlarına dönük en küçük bir etkisi de yoktur. Anadolu'yu diyar diyar gezip fahri doktora ünvanı toplamak bu topluma hiçbir şey kazandırmaz. Ersin Bey'e de hiçbir şey kazandırmaz. Ama kendini bu görevlerle sınırlandıran bir vizyonla hareket ediyor ve kendi iradesiyle görev başındakiler mahkeme koridorlarında deyim yerindeyse sürüm sürüm sürünüyor. Bu hükümet bu konuda adım atmak durumundadır. Ulusal Birlik Partisi zihniyetinin yarattığı bir denetim makamı vardır bu ülkede. Başbakanlık Denetleme Kurulu. Bu ülkenin bağımsız denetim organlarının yapması gereken işleri yapsın diye oluşturulmuş bir siyasi denetim mekanizmasıdır. Sorarım. Sayısız yolsuzluk iddiası, sayısız suistimal ve hatta rüşvet iddiasının kol gezdiği bu ülkede Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun en son icraatını onu görev başına getiren başbakan bugün gelip bu kürsüden açıklayabilir mi? Benim talebim üzerine Başbakanlık Denetleme Kurulu en son şu raporlamayı yaptı diyebilecek cesareti varsa ben bu kürsüden hemen inmeye hazırım. Başbakanlık Denetleme Kurulu yanılmıyorsam 2010 yılında oluşturulmuş ve Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde kendinden önceki dönemlere ilişkin araştırma yapmakla yükümlü kılınmış bir yasal organdır. Ne yapıyor? Başında bulunan kişi ve yönetiminde bulunan kişiler yüksek maaşlarla hayatlarını idame ettirsinler diye mi oraya atandılar? Yoksa Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda halihazırda devam eden yargı süreçlerine metaller olan Denetleme Kurulu Başkanı'nın İhale Komisyonu Başkanı iken ortaya koyduğu icraatlar nedeniyle o yargı süreçlerinin sonuçlanması mı bekleniyor? Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun örneğin çalıştırılması için. Şimdi böylesine kirlenmiş ve grift, karmaşık hale gelmiş ilişkilerin bazı ortak isimler ekseninde yaşanıyor oluşu size hiç mi tuhaf gelmez? Hiç mi bu konuda rahatsızlık hissetmezsiniz ve deyesiniz ki ya adamı bir tarafa atadık, ayağına çamur bulaştı. Oradan aldık bir başka yere atadık, orada yüzüne çamur bulaştı. Ya Allah aşkına sizin iradenizle göreve gelen bu insanları en azından sizin iradenizle o görevlerden uzaklaştırın ki bu toplum nefes alsın. Bu toplum nefes alsın. Atadığınız bürokrat şüpheli, atadığınız denetim makamı şüpheli, atadığınız size en yakın durumda olması gereken örneğin özel kalem müdürü şüpheli ve böylesi bir ortamda çalışma ekibiniz bunlarken siz yasaların hilafına işler yapmaya da devam edeceksiniz. Örneğin ne? Örneğin kamu ihale yasasının berhava edilmesi. Kamu ihale yasasının gereklerine uygun hareket edilmemesi. Nerede? Örneğin elektrik kurumunda. Örneğin toprak ürünleri kurumunda. Kurumsallaşmış bir kötülükten bahsediyoruz. 4 yıldır pandemi koşulları istismar edilerek keyfi kararlarla kamu kaynakları harcanıyor. Ve böylesine şaibeyle donatılmış bir ortamda bu konuda yapılan işleri bizim
iyi niyetle yapılmış işler gibi algılamamız, kabullenmemiz bekleniyor. Yok böyle bir dünya. Karşınızda saf insanlar yoktur. Ve karşınızda saf insanlar olmadığı için aslında bu konuşmada bir isyandır. Son 5 yıldır bir çam kese böceği istilası bu toplumu teslim almış vaziyettedir. Yaşananlar yaşanıyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranan bir taraf sorumluluğu olmadığı halde bu sorumluluğa ısrarla ortak kılınmaya çalışılan bir başka taraf. Sayın arkadaşlar, şunu net olarak ifade etmek isterim. Bu meclisin itibarını korumak tercihli bir görev değildir. Çünkü bu meclis idareyi de göreve getiren meclistir aynı zamanda. Yani bir hükümet kurulur, o hükümetin göreve başlamasının yolu bu meclisten güven oyu almaktır. Birileri verir, birileri vermez. Ama güven oyu almayan hiçbir hükümet de görev başına gelmez. Peki özel sohbetlerde sayısız şikayetini dile getiren, ancak bu hükümete de güven oyu veren arkadaşlarımıza sormak isterim. Hangisinde doğruyu söylüyorsunuz? Bu koltuklara otururken mi, yoksa dışarıda sohbet ederken mi? Eğer yaşananları hazmetmiyorsanız, bu hükümetin görevde kalmasından nasıl bir avantaj elde ediyorsunuz o zaman? Toplum her bir hücresiyle kaybederken, siz bu hükümete tahammül gösterirken, güven oyu verdiğiniz için arkasında durmaya devam ederken, bu meclisten toplum yararına olmadığını iddia ettiğimiz yasalar geçerken, kendi kendinize söylendiklerinizle nasıl çelişirsiniz? O zaman bize şu merak hakkı doğmaz mı? Bunca kötülükten siz de mi sebepleniyorsunuz Allah aşkına? Bunca kötülüğün hissedarı mısınız? Avantaj elde eden tarafında mısınız ki bunların yaşanmasına izin veriyorsunuz? Bu konuşmanın konusu, belirttim, çam kese böceği değildi. Ama bu ülkenin sorunu çam kese böceği gibi yaşanan bir istiladır. Yozlaşmadır, çöküştür, kirlenmedir. Ve bununla mücadelede siyasetin de ele alması gereken görevler ve sorumluluklar vardır. Siyasetin topyekün çürüdüğü nokta demokrasinin tehdit altına girdiği noktadır. Bunun anlaşılması ve ona göre hareket edilmesi lazım. Muhalefet, örneğin dün Sayın Erhürman'ın konuşması sırasında kendisine izin verilen sürelerin aşılmasına ilişkin uyarıldı. Keşke ihlaller bununla sınırlı kalsaydı da biz de utansaydık. Ama anlatılması gereken, temas edilmesi gereken o kadar çok şey var ki biriktirme şansımız yoktur bunları. Bunu bugün konuşalım, yarına da diğerleri kalsın deme şansımız yoktur. Hele hele hakkımızda dile gelen iddialar sadece adı geçenlere değil hepsimize şamilmiş gibi bir algıya yol açıyorsa toplumda, yani örneğin benim diplomamda şüpheli mi acaba diye bir merak söz konusu oluyorsa, ben buna iç tüzükte belirtilen sürelere sadık kalarak reaksiyon veremem. Onun için bu temizlik hep birlikte yapılması gereken bir temizliktir. Ama önce temizlenmesi gerekenlerin bir adım öne çıkması gerekir. O temizlenmesi gerekenler bir adım öne çıkacak cesarete sahip değillerse, topyekün temizliğin formülü dün Sayın Erhürman tarafından dile getirildi. Cesaret gösterirsiniz. Fazlasıyla yıpranmış, hırpalanmış, eskimiş bu meclisin yenilenmesinin önünü açarsınız. Gidersiniz topluma. Sahte plaka takılmış makam araçlarıyla değil, kendi özel araçlarınızla ulaşırsınız Kıbrıs Türk insanına ve dersiniz yaşadıklarınızdan mutluysanız bize oy verin. Değilseniz siz bilirsiniz. Deyin, bu cesareti gösterin. Hem bu cesareti göstermeyeceksiniz, hem sahtelenmiş plakalı araçlarla kamu kaynaklarından yararlanarak memlekette gidilmedik yer bırakmayacaksınız, hem de biz bu konuda isyanı dile getirirken iç tüzüğe uyunuz, lütfen sürenizi aştınız diyeceksiniz. Bunun adı, kusura bakmayın ama, pişkinliktir.
ve bu pişkinliğe bizim karnımız toktur. Bakınız, Kıbrıs Türk insanı hiç hak etmediği bir süreçten geçmektedir. Biz Kıbrıs Türk halkıyla birlikte sizlerle mücadele konusunda çok kararlıyız ve bu kararlılığımızın ifadesi olarak da cumartesiden itibaren bir başka noktaya erişmek için harekete geçiyoruz. Hareket noktamız bugün şu anda tüm Kıbrıs Türk halkının çektiği acıdan bir gömlek daha fazla acı çeken güzel yurttur. Çünkü güzel yurtta alın terinin heba olmasına bilerek, isteyerek acz içinde izin vermektesiniz. Narenciyenin köküne kezzap döken bir anlayışla hareket ettiniz. Mandora'yı yok ettiniz. Sıra Valencia'da. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu konuda size çözüm önerisi sunduk. Çözüm ortaklığı teklif ettik. Yapılabilecek yığınla iş vardı. Hepsini teker teker bu kürsüden ifade ettik. Günün sonunda ne oldu? Kamu kaynaklarını tüketmek pahasına dalında kalan ürünü tazmin edecek demekle yetindiniz. Narenciye üreticisi paraya bakmaz. Alın terinin karşılığını sofrada görmek ister. Sofraya giden ürünün parasıyla mutlu olur. Cebine giren herhangi bir parayla değil. Dolayısıyla cumartesi güzel yurttan saat 9'da terminal çemberinde başlayacak yürüyüş bu meclisin içine yeni bir soluk, yeni bir enerji ve yeni bir anlayış girinceye kadar devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.